Hoş geldin. Kızım. Kızım bak babiş geldi. Babiş geldi anneciğim. Gel babacığım. Al. Tamam sen git nereye gidiyorsan kiraz benimle. Gerçekten böyle mi davranacaksın? Mine. Sen benim yaptıklarımı sorgulayana kadar önce kendi yaptıklarını sorgula. Of Somer. Ne yapmışım ben ya? Benim telefonumu aldın. Mesajlarımı karıştırdın. Yetmedi gittin Türkan'dan gelen mesajları sildin. Hiç inkar etme. Yine mi aynı konu? Hatta belki de hastaneye o gazetecileri sen çağırdın. Sırf benimle birlikte poz verebilmek için. Ben çağırmadım. Kızımın üzerine yemin ederim ki ben çağırmadım. Ama mesajları sen sildin. Durmuyorsun ya Mine. Gerçekten durmuyorsun. Ve artık beni deli etmeye başladın. Yeter artık. Evet ben sildim. Kızım ateşler içindeyken Türkan'a gideceğinden korktum. Sildim. Sen nasıl yapabiliyorsun ya böyle bir şeyi? Sadece o an için Somer. Hastaneye gidiyorduk. Ya sonra zaten öğrenecektin. Böyle bir haber gizli kalacak değil ya. Hem ben zaten anlamıyorum ya. Bir insan kocasına böyle bir haberi mesajla mı verir? Türkan karnındaki bebeği ne kadar önemsiyor buradan pay biçerdik. Sana ne ya? Sana ne oluyor ya? Türkan'ın ne dediği, ne düşündüğü seni nereden ilgilendiriyor Mine? Seni babalığından vuracak çünkü. Senin gibi mi? Ben Kiraz'ı hamileyken sadece üçümüzün hayalini kurdum. Başımda onca dert varken bile bir an olsun çocuğumu senden ayrı düşünmedim ben. Ama sonra seni kaybettim. Çok çaresiz kaldım Somer. Sensiz kaldım. Ama ben bir an olsun bile seni sevmekten vazgeçmedim. Somer. Türkan seni gerçekten sevmiyor. Gör artık şunu. Sen ne biliyorsun ki? Senin gözünde hiçbir şey bilmiyor olabilirim. Ama en azından sevmesini biliyorum ben. Ben aşkım için, sevgim için her şeyden vazgeçtim. Beni ben yapan ne varsa tek tek kurban ettim uğrunda. Kiraz bizi birbirimize tekrar bağlar diye düşündüm. Ama öyle köşeye sıkışınca valizimi toplayıp kaçıp gitmedim senden. Türkan ne yaptı Somer? Sevgisini, aşkını bir valize sığdırdı. Terk etti seni. Karnında çocuğunla beraber hem de. Türkan seni değil, sadece kendini seviyor. Mine yeter, sus artık.